Merhaba arkadaşlar, ben Talha. İlk başta kağıdımızı ikiye katlıyoruz. Buradan böyle bir katlıyoruz. Daha sonra açıyoruz. Bir de çapraz olacak şekilde diğer taraftan katlıyoruz. Köşelerin denk gelmesine her zaman dikkat etmemiz gerekiyor bunu yaparken. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar çarpı hizamız oluyor. Bu çarpının ucunu köşeyi orta noktada birleştirip buraya bir iz yapıyoruz bir parmak kalınlığında. Sonra buradaki yaptığımız ize yani şuraya tekrardan getiriyoruz ve tekrardan iz yapıyoruz. Aynısını bu taraftan da yapacağız. Bir tane böyle ilk ize, sonra ikinci izin ortasına yapacağız. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu yaptığımız en yakın ize diğer köşeyi getirip koyuyoruz ve buradan böyle bir çizgi oluşturuyoruz. Aynısını şimdi diğer tarafa yapacağız. Buradaki burası değil, şuradaki ize ucunu getireceğiz ve buradan bir çizgi oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra bu çizgilerin doğrultusundaki nokta, bunu merkez noktaya getiriyoruz ve buraya da bir çizgi oluşturuyoruz ve bunu bir daha da katlıyoruz arka tarafa ve burada da bir iz oluşturuyoruz. Daha sonra bunu bu köşeyi birleştirecek şekilde katlıyoruz burayı. Ve aynısını bir de bu taraftan oluşturuyoruz. Şimdi tekrardan geri açtım. Daha sonra arkadaşlar 90 derece böyle döndürdüm. Kağıdımızın bu ucunu buradaki şuradaki iz görünüyordur inşallah. Buradaki ize şu köşeyi birleştiriyorum. Buradaki köşeyi birleştiriyorum. Şu ortaya kadar gelse yeter. Şuraya kadar gelmesi yeterli. Sonra bu tarafı yine şöyle ortaya kadar çizmemiz yeterli. Sonra açıyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada ve burada iz oluşturduk. Buradaki izlerimiz var. Şimdi kağıdımızı ters çevirdiğimiz zaman şurada gözüken iz var. Bir de burada gözüken izimiz var. Bu iki izi şuradan iki şu uçlardan tutarak birleştiriyoruz. Sonra elimle arka taraftan destek veriyorum. Sonra şu köşeyi oturtuyorum. Bu şekilde yapıyorum. Arka taraftan da böyle gözüküyor. Burayı böyle, burada bir iz oluşturuyorum. Açtığımız zaman, şimdi açtık. Gördüğünüz gibi bu ve bunun arasında böyle bir iz oluşturduk. Aynısını buraya da yapacağız. Ters çevirdim. Şu iz ve bu iz, bu iki izi tutturuyoruz, birleştiriyoruz. Burayı birleştiriyoruz böyle. Ondan sonra şu uç noktaya tam uç noktasını uç noktaya kadar birleştireceğiz. Evet. İç taraftan görünümü de böyle burayı iz oluşturuyoruz. Şimdi kağıdımızı açtık tekrardan. Gördüğünüz üzere burada bir iz oldu. Burada bir iz oluştu. Şimdi arkadaşlar bu köşeyi alıyoruz. Orta noktaya birleştiriyoruz. Orta noktaya birleştirip buradan yine tekrardan bir iz daha oluşturuyoruz. Tekrardan açıyoruz. Şimdi şu nokta. Bakın.
şuradan tutuyorum ve şu nokta. Bu noktayı şöyle hafiften kat, bakın şuradan bükeceğim. Burayı da böyle bükeceğim. Gördünüz mü arkadaşlar? Büktüm. Burayı bir iz oluşturdum. Yani buradan buraya doğru bir iz oluşturdum. Bu şekilde. Şimdi aynısını bu taraftan yapacağız. Köşe noktamız burası. Bir ucumuz burası. Hafiften yukarıya kaldırıyorum burayı. Köşeyi oturtuyorum. Ve buradaki uç noktayı buraya getiriyorum. Bakın arkadan görünüşü böyle oluyor. Arkadan burayı birleştirdim. Gördüğünüz gibi böyle bir köşe oluştu. İç taraftan böyle. İç taraftan burayı birbirine birleştiriyorum. Burada yine bir iz oluşturuyorum çünkü. Gördünüz mü arkadaşlar? Hop. İz oldu burada. Burayı da yaptık bir iz. Böyle. Tamam. Şimdi bunları yaptıktan sonra şimdi yukarı taraf burası. Buraya yapacağım şeylerden biri de şu. Bu kenarı alacağım. Şu orta hatta birleştireceğim. Ve bir iz oluşturacağız orta hatta. Burayı düzeltelim. Karışmasın orası. Burayı yaptık. Sonra aynı şekilde burayı tekrardan açalım. Şimdi bu tarafta aynısını yapacağız. Burası çeşmesin, düzeltelim. Tamam, bunu da yaptık. Tekrardan geri açalım. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra izlerimiz belli oldu. Şimdi ilk başta bunu böyle yapmıştık. Şurayı şöyle birleştirelim ve şuradan bastıralım. Tamam. Sonra burayı katlayalım. Burayı da katlayalım. Ve burayı şöyle açalım. Şimdi şu izi arkaya doğru katlayalım şuralardan. Şimdi arkadaşlar burayı şöyle arkaya doğru yaptığımız izden katlıyoruz. Şöyle açıyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Şuradan katlamak. İçeriye doğru şurayı alacağız. Aynı şekilde birleştireceğiz şurayı. Böyle. Burayı da tekrardan şöyle açalım. Yukarıya doğru. Burayı böyle. Burayı da böyle yaptık. Gördüğünüz üzere böyle oldu arkadaşlar. Önden baktığınız zaman da şu an için böyle. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şurayı katlayalım. Bunu yaptık böyle. Şu oluşturduğum şuradaki izi arkaya doğru katlıyoruz.
Daha sonra burayı birleştiriyoruz şöyle. Bak şurada bakın böyle oldu. Burası katlandı, bunun üstüne geldi. Burayı bu şekilde içe doğru katladığımızda burası yine bakın böyle kırıldı. Şuna hemen hemen yakın mesafede olacak. Burayı böyle katlıyoruz. Burasına. Ve buradan böyle devam ettiriyoruz. Bakın böyle oldu. Burası bir duracak. Şimdi şu kanat kısmına gelelim. Arkadaşlar bakın. Şurada bulunan izimiz, oluşturduğumuz izimiz. Şöyle arkaya doğru bu izi belli edelim. Bakın. Bu iz buraya denk gelecek. Yine şuradakini belli edelim. Bu yüzden bu tarafa denk gelecek. Böyle olacak. Gördünüz mü? En son bu şekilde olacak böyle. Bakın şurası çok uzun. Şurayı böyle birazcık arkaya doğru katlayacağız arkadaşlar. Düz bir şekilde. Daha sonra şuradan birazcık fazla oldu, birazcık şöyle daha geriden olsun. Belli bir noktası yok çünkü bunun. Böyle yapacağız ve geri kapatacağız. Aynısını bu tarafta da yapıyoruz. Burayı bir miktar içe katlıyoruz. Evet. Daha sonra arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şimdi burayı şu kanadın bu tarafını içe doğru çekmeye çalışıyoruz. Bunun için de böyle bakın buradan tuttum. Birazcık yukarıya doğru aldım. Yukarıya doğru burayı birleştirdim. Bakın şöyle. Daha sonra aşağıya doğru bunu uzattım. Gördünüz mü? Böyle oldu. Daha sonra şurayı da birleştirdim. Aynı şekilde burayı da birazcık yakınlaştıracağım. Bu tarafa. Burayı katlayacağım. Gördüğünüz üzere katladım. Burayı da böyle çektim. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra buralar çekilmiş oldu. Şurayı açıp tekrardan şu noktayla şu taraf noktayı böyle iç taraftan şu noktayla şu noktayı birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi burası düzeldi. En son olarak da bu noktayı alıp iç tarafa doğru şurayı ilk başta dışarı katlayıp daha sonra iç tarafa böyle katlıyoruz. Tamamdır. Burası böyle oldu. Şimdi aynısını bu tarafa da yapacağız. Şimdi burayı açtık.
Tamamdır. Bunu böyle yaptıktan sonra şu fazlalık kısmı içe doğru, ondan sonra da gözükmesin diye bu tarafa doğru büteceğiz. Burada tamam. En son bu şekilde oluştu. Sonra şuralardan tekrardan eski haline getiriyoruz burayı. Arkadaşlar burayı tekrardan eski haline getiriyoruz. Ondan sonra burayı eski haline geldikten sonra böyle oluyor. Daha sonra burayı arkaya doğru alıp şuradan alıp katlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde katlıyoruz. Daha sonra bunu da geri alıp bu tarafa doğru katlıyoruz. Sonra da burayı böyle büküyoruz. Kuyruk kısmı için. Sonra burayı tekrardan düzeltelim şuraları. Şekilde oluşuyor arkadaşlar. Daha sonra yapacağımız şey buraları bükmek. Ayaklarını buraya büküyoruz. Daha sonra buradaki ayağı büküyoruz. Ve bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Böyle koyduğunuz zaman da duruyor. Gayet güzel. Ben daha önceden boyayıp koymuştum böyle. Daha önceden de yaptım. Son hali bu arkadaşlar. Bakacağınız zaman yan taraftan şöyle kuyruğu gözüküyor. Buralarını ben boyadım. Kendi keyfinize göre boyayabilirsiniz. Böyle. Bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Diğer videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna da basmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta yeni videolarla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.